Merhaba sevgili dostum. Konumuz hassas. Evli sevgilimle nasıl bir ilişki yürüteceğim ve bu ilişkinin sonu ne olur? Şimdi ben bunun ahlaki boyutunu önemsemiyorum. O benim alanım değil. Ama bunun teknik bir boyutu var ve psikolojik olarak da ilişkisel anlamda da izlenmesi gereken, yorumlanması gereken çok hassas noktalar var. Şimdi kişi evli biriyle birlikte olduğunu iki şekilde yürütüyor. Ya bilmeden yürütüyor ve sonra ortaya çıkıyor ya da baştan bilerek böyle bir yola giriyor. Fakat ilerleyen süreçlerde enteresan bir şekilde bazı vaatler dönemi başlıyor ve bazı patinajlara giriyor. Normal şartlarda hiç kimse başkasının hayatında ikinci bir insan olmak istemez. Herkesin kendi birinci amacı ilişkinin merkezinde olmak, yani özel anlamda, özel romantik ilişki anlamında birinci kişi olmak ister herkes. Fakat bazı insanların seçimleri ya da sürükleniş şekilleri böyle bir duruma onları götürebilir. Ben bu konuyla ilgili özellikle bu evli sevgilim boşanır mı ya da evli erkekle birlikte olmak nasıl bir duruma götürür gibi sorunu çok fazla Türkiye'de işledim. Bunu Milliyet'teki köşemde de işlemiştim. Ve bu üçüncü kitabımda da bunu özellikle vurguladım. Kitabımın bu bölümünde Umut İşkenceyi Uzatır adı altında bu bölümü ele aldım. Bugün bunu konuşmak istiyorum. Şimdi ben burada aslında en çok şuna vurgu yapmak istiyorum. Günün sonunda yapılan bütün araştırmalar %95 oranında özellikle erkeklerin, evli erkeklerin %95 oranında en sonda yine eşlerine döndüğünü gösteriyor. Yani evli bir erkekle birlikteyseniz onun boşanmayla ilgili bütün vaatleri ve umutları ne olursa olsun istatistikler ve elimizdeki sonuçlara göre %95 erkekler eşlerine dönüyor. Yani sevgililerini terk ediyor. Hatta İngiltere'de bununla ilgili bir çalışma var. Eşlerini aldatan erkeklere 100 erkeğe sormuşlar. Eşiniz mi işte hani karakter olarak, güzellik olarak daha iyiydi, sevgiliniz mi? %87'si eşlerini övmüşler. Hem güzellik olarak hem diğer noktalarda. Şimdi burada aslında şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Eğer evli erkekle birlikteyseniz ve bu evli erkek belli bir süre içerisinde hayatında bazı adımları atmıyorsa bilin ki onun boşanmayla ilgili çok da düşüncesi sizin için olumlu değil. Çünkü bir süre sonra zaten şöyle bir denklem oluşuyor. Kişi evliliğin stresini, evliliğin gazını, duygusal ihtiyaçları, cinsel ihtiyaçları, zihinsel ihtiyaçları seninle giderdiği için zaten evliliği hayatında artık o kadar önemli bir mekanizma görmediği için onun sadece çocuk için devam etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyor. Ve şunu diyor, benim zaten eşimle bir ilişkim yok, zaten işte hiçbir şeyi paylaşmıyoruz, eve gitmiyorum, gidiyorum gibi cevaplar veriyor. Bunun için de diyor, yani benim hayatımda hiçbir etki yaratmayan biri için de evliliği ve çocukları işte bitirmek, çocukları da mağdur etmek istemiyorum diyor. Fakat şöyle bir patinaj var. Bu denklem yıllarca sürebiliyor. Yani evli bir erkek hayatında eşinden de sevgilisinden de ayrılmadan kadınlardan biri terk etmeyene kadar bu denklemi sürdürmek isteyebiliyor. Çünkü bu biraz daha böyle keyifli bir şey gibi geliyor ona. Bir yandan güvenli alan olan evliliği, diğer taraftan haz alanı olan, işte mutluluk veya tatmin alanı olan, sevgilisel olan ilişkisi ve her ikisi de aslında onun tatmin mekanizması. Tabii ilerleyen dönemlerde çoğunlukla sonradan üçgen aşka, üçgen ilişkiye dahil olan ikinci kadın bu süreci yönetemediğinde ve artık o belirsizliğe tahammül edemediğinde artık buna isyan ediyor. Hani ne olacak, sonumuz ne olacak kilit sorusu sorulduğundan itibaren o ilişki artık otopsi sürecine girmiş oluyor. Bir süre sonra sonuçta kadın gelecekte kendisini konumlandırmak istiyor. Hayallerini, amaçlarını, hedeflerini cevaplamak istiyor. Erkek ise sanki başta bunu söylemiş gibi ama ben baştan sana söylemiştim. Şu dönem boşanmak istemiyorum. Ya da ben sana hiç boşanmayacağımı da söylemiştim. Ya da işte şu an boşanamam gibi çeşitli cevaplarla kadını bertaraf ediyor. Şimdi erkeğin hayatına girdiğinizde ve ilk 12 ayda ortalama herhangi bir resmi adım atmıyorsa, yani boşanmak gibi herhangi bir resmi adım atmıyorsa, açıkçası benim kişisel görüşüm tabii bu. Her uzman farklı yorumlayabilir. Bir süre ilk 1 yılda, ilk 12 ayda adım atmıyorsa sonraki süreçlerde adım atma ihtimali ben çok düşük görüyorum. Bu da biraz da aslında şeye dönüşüyor. Çünkü kişi buna alıştıkça, bu denkleme alıştıkça bir adım atma gereği de hissetmiyor. Bir diğer nokta şu enteresan bir şey. Yani sizden önce böyle bir şey yapamamış, ilişkiden hiç beslenemediği zaman, duygusal olarak, cinsel olarak, zihinsel olarak hiç beslenemediği zaman boşanamayan bir insan sizden beslendikten sonra bu ilişkiyi bitirebilir mi? Biraz tartışma konusu. Siz ne zaman ayrılmak istediğinizde ya da bu işe bir yol çizmek isterseniz o hemen bir vaatler dönemine giriyor. Ben kitabımda da yine vaatler döneminden bahsettim.
İşte çeşitli vaatler var. Hani tabii herkesin kendine göre farklı olsa bile bir süre sonra, o bir yıldan sonra vaatler dönemine girmeye başlıyoruz. Nedir onlar? Her vaat ortalama 3 ay zaman kazandırıyor. İşte birinci vaat şu. İşte ilk fırsatta eşimle konuşacağım diyor. İkinci vaat, işte çocuk bir ilkokulu bitirsin ya da 6 ay içerisinde karar vereceğim diyor. Sonra işte eşimle konuşacağım diyor. Sonra konuştum diyor. Bunların böyle her biri 3 ay 6 ay atıyor ilişkiyi. En sonunda işte konuştum ama ikna olmadı. İkna olması için çalışacağım diyor. Sonra dava açacağım diyor. Sonra dava açtım diyor. Yok, açmak üzereyim diyor. Bu arada ben hesapladım. Ortalama bu süre en az 20-25 ayı bulabiliyor bu dava, bu vaatler süreciyle. Yani ilişki 12 ay, 15 ay sürecine kadar gelmişse üzerine ortalama bir 2 yıl daha neredeyse eklemeniz gerekiyor. Önünüzü görmeniz için. Fakat ben şunu öneriyorum genellikle danışanlarıma. Kişisel kanaattir. Herkes kendini kişisel olarak yorumlayabilir ama şunu özellikle vurguluyorum. Eğer bekar diye tanıdığınız bir insan evli olarak çıkıyorsa bu zaten bir defa sizi kandırmış oluyor. İkinci nokta. O andan itibaren onunla birlikte olmak bir seçime giriyor, tercihe gidiyor. Artık kurban değilsin, tercih etmiş oluyorsun. Ve bu andan itibaren de bu ilişkiyi sürdürüp sürdürmemek, nasıl sürdürüp sürdüreceğinize siz karar vereceksiniz. Sorumluluk size ait. Karşıdaki zaten bunu gizleyerek yapıyorsa muhtemelen bir şeylerin de olmasını engellemek için de bunu yapıyor. Bir diğer nokta, bu vaatlerin sonu gelmiyor. Yani çocuk hasta, işte çocuk bilmem ilkokula başlasın, çocuk üniversiteyi bitirsin, işte evin borcu bitsin, işte ayrılırsam eşim tazminatı yüksek alır, ayrılırsam işte şirketin yarısını alır falan. Ama sen bunları hesaplayacaksın zaten. Bazıları acısız bir ayrılık istiyor. Öyle bir boşanayım ki diyor. Maddi, manevi, çocuk olarak, sosyal itibar olarak hiçbir alanda etkilenmeden boşanayım. Böyle bir fanteziyle süreci bitirmeye çalışıyorlar. Ama bu zaten evli biriyle değil, normalde bir karı kocanın bile boşanamayacağı bir şekildir. Yani üçgen bir ilişkide değil. Bir karı koca bile acısız ayrılık şeklinde boşanamaz. Tabii ki her ayrılığın bir bedeli ve bir sonucu vardır. İşte bu süreçlere baktığımızda evli bir insanın, yani evli bir erkekle birlikte olan bir kadının buna karar vermesi gerekiyor. Bir süre sonra zaten bu karar, yani sevgiliniz işte evli bir erkekse bu karar size aittir. Veya sevgiliniz evli bir kadınsa bu karar yine size aittir. Çünkü devam eden süreçlerden sonuç alınamıyorsa burada muhtemelen ayrılamayan kişiyle ilgili bir durum devreye giriyor. Yani ya ayrılmak için yeterince duyguları daha tam azalmamıştır, ya kendini güvende hissedecek altyapıya sahip değildir. Bu çoğunlukla ekonomik nedenler olabiliyor. Bir de şunu da ekleyeyim, arada kaymasın. Evli insanları tercih etmek geri planda çoğu zaman evlilik fobisiyle de ilgili olabilir. Yani evlenmek istemeyen insanlar evlenemeyeceği kişilerle birlikte olarak aslında bu fobinin de tetiklenmesinin önüne geçiyorlar. Bunu da dipnot olarak belirteyim. Yapılan araştırmalardan bahsettim. Evli erkeklerin neredeyse %95'i ve biraz daha üzeri %97 diyenler de var. Eşlerini seçiyorlar. Evli erkeklerle birlikte olan kadınların enteresan bir denklemi var. Kadınların belki evlilikle ilgili fobileri olabiliyor ama diğer yandan kontrol veya yönetilmeye de alerjileri olabiliyor. Bir diğer nokta, bu evli erkeklerin çoğunun ekonomik durumu çok daha iyi. Yani bir üçgeni yönetmek kolay değil. Ciddi bir ekonomik güç istiyor. Çoğunlukla ekonomik durumu iyi olan erkekler böyle bir denklem kuruyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir diğer nokta, sana evliliğin çok kötü gittiğini söyleyen, eşiyle hiçbir teması olmadığını, her şeyin kötü gittiğini söyleyen bir insanın belki de evliliğinde her şey o kadar kötü gitmiyordur. Belki eşinin bunlardan hiçbirine haberi yoktur ve belki de eşiyle her şeyi müthiş yürütüyordur. Bunu sen hiçbir zaman bilemeyeceksin. İş ne zaman çarpışmaya geldiğinde bir şeyler dökülmeye başlıyor. Zaten bu denklem nasıl bozuluyor? Ya kadın yakalıyor, ya sen ayrılmak istediğinde bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman da kandırılmışlığın ayrı bir acısını yaşayabilirsin. Ama şunu unutma. Evli biriyle birlikteysen eninde sonunda bu travmayı yaşıyorsun. Çünkü kişilerin %95'i eşlerini seçtiğine göre sen yine kendini değersiz hissedeceksin. Sen o insanın hayatındaki konumun itibarıyla tabii ki önceliğe sahip olmayacaksın ister istemez. Tabii ki bu bir tercih dediğimiz gibi. Yani biz bunun yargılama, sorgulama haddimize değil. Ama bu ilişkilerin kaderi adeta başından belliymiş gibi çizilir. Yani eninde sonunda bazı şeyler tahmin ettiğimiz gibi gelişiyor.
Çoğu erkeğin evliliği sevgilisini anlattığı gibi değildir. Bunu da çok net olarak söyleyeyim. Yani 20 yıldır duygusal hayatımız yok, cinsel hayatımız yok diyor ama o arada çocuk doğuyor, bir daha hamile kalıyor. Hatta boşanmak istediğini söyleyip aynı zamanda da çocuk yapan, eşiyle ikinci çocuğu yapan ama diğer taraftan da sevgilisine ya işte ben yapmayacaktım, yanlışlık oldu, işte ben yapmayacaktım, eşim işte son kez bari boşanmadan bir kardeş yapalım diyor. Yani bu da aslında söylemler ve eylemler arasındaki tutarsızlığı gösteriyor. Bu tip olaylarda, bu üçgende kaybedenler her zaman her iki kadındır. Evli kadın da kaybediyor, diğer kadın da kaybediyor ve iki kadının birbirine yaptığı bir durumun aslında sonucunu yaşıyoruz. Çözüm ne? Eğer böyle bir ilişkiyi bitirmek istiyorsan, evli erkekle olan bu ilişkini bitirmek istiyorsan öncelikle kişisel sorumluluğunu üzerine alman gerekiyor. Bu ilişkinin sana sağladığı ekonomik konforu, ilişkinin konforunu, yani hem ilişkin varmış gibi hem yokmuş gibi o konforlu ilişki yürütme tarzını, seni hiç kısıtlamayan, kıskanmayan ya da karışmayan ilişki modelinden vazgeçmen gerekiyor. Sonuçta ilişki gerçek olmadıktan sonra ve geleceği olmayan, içine sinmeyen bir ilişki olmadıktan sonra ilişkinin konforlu olmasının bize hiçbir kazancı yok aslında. Bu anlamda değerlendirmeni istiyorum ve bitirmek istiyorsan o ilişkinin sana öncelikle sağladığı sosyoekonomik konforu kendin göze almalısın, ya üstlenmelisin ya da konfor kaybından bir şekilde o konforun kaybını göze alman gerekiyor. Bir diğer nokta, bu ilişkiden ayrıldığında ortaya çıkacak olan duygusal yalnızlık, sosyal yalnızlık, bir süreliğine olan bu süreci göze alman lazım. Bazı insanlar yalnızlığa ve boşluğa tahammül edemedikleri için dönüp dolaşıp aynı döngüye giriyorlar. Bir diğer nokta, bu ilişkide kendini mantıksal düzlemde sürekli ikna etmen gerekiyor. Bu ilişkinin sonu yok, o insan sonuçta evli, eşinden boşanmayacak gibi telkinleri sürekli kendine vermen gerekiyor. Bir diğer nokta, ben neden böyle insanları seçiyorum? Neden evli insanları seçiyorum? Niye hep onlar karşıma çıkıyor? Ya da gerçekten onlar mı hep karşıma çıkıyor? Ben mi o insanlarla güvenli bir ilişki kuruyorum? Arka planda hangi şemalarım aktif? Çocukluktan gelen bir eksik kesitimi tamamlamaya çalışıyorum. Yoksa evlilik fobimi mi bu şekilde gidermeye çalışıyorum? Hani hem ilişki ihtiyacımı gidersin hem de bana evlilik baskısı yapmasın gibi bir kaygımı veya bir senaryomu gideriyor? Buna bakmamız gerekiyor. Altta yatan değersizlik ve kusursuzluk duygunla yüzleşmen gerekiyor. Çünkü bu ilişkiler seçiminde temelde kişinin kendini yetersiz, değersiz veya kusurlu hissetmeyle ilgili bazı dinamikler olduğunu görüyoruz. Finalde şunu söyleyebilirim. Evli biriyle birlikteysen bu ilişki bir süre sonra iki tarafa çok büyük bedeller ödetecek, riskler içerir. Ama şunu da söyleyeyim. Yine yapılan bir İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuydu. Eninde sonunda olay ortaya çıktığında da yine erkeklerin çok büyük oranı, %97'lere yakın oranı, yani bu aldatma ortaya çıktığında erkeklerin büyük bir oranı yine eşlerine dönüyorlar ve yine evliliklerini devam etme kararı alıyorlar. Böyle bir ilişki içerisindeysen karar senin tabii ki. Biz hiçbir zaman hiçbir danışman size tercihlere karışmaz. Ama böyle bir ilişki içindeysen ve bu durumdan rahatsızsan, rahatsız değilsen diyeceğim bir şey yok. Ama rahatsızsan sürece değil sonuca odaklanmanı istiyorum. Çünkü öyle bir sürece gireceksin ki 10 sene sonra bir bakacaksın ki bu ilişkiden yine bir hayır yok ama senin ömrün geçmiş olacak. Sağlıklı bir ilişki kurma ihtimalini kaybetmiş olacaksın. Belki anne veya baba olma ihtimalini kaybetmiş olacaksın veya geçmiş olacak, yaşın geçmiş olacak. Bunlar aslında biraz askıda ilişkiler, dolgu ilişkiler gibi göründüğü için uzun vadede daha büyük kayıplara neden olabilir. Yine bu konuyla ilgili ben Bütün Aşklar Tatlı Başlar kitabından faydalanmanı istiyorum. Orada adım adım nasıl baş edeceğinle ilgili güzel bilgiler içeren bir bölümü okuyabilirsin. Kendine iyi bak. Bu videonun altına yorum yaparsan sevinirim. Bu videoyu beğenirsen sevinirim. Olumlu da olumsuz da her türlü yorumuna baş üstüne diyorum. Kendine iyi bak, hoşça kal.